5 Temmuz 2022 Salı Kocaeli at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. Kocaeli programında 10 koşu var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 3 yaşlı Arapların Maiden yarışı 1400 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. 3 numaralı Güler han, kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemedi. Bugün Kocaeli pistinde denenecek. Eğer kapasitesini yansıtırsa kazanma ihtimali çok yüksektir. Eksik koşarsa iç kulvar avantajı ile önlerde kalmasını beklediğimiz 7 numaralı Dolunay Güzelinin çok etkili olacağını düşünüyoruz. Aprantisinin iyi idare etmesi durumunda, bir numaralı babasoy da bu grupta iş yapabilecek isimlerden biridir. İhmal etmeyelim. Bu koşu için sıralamamız, 3, 7, 1 şeklindedir. İkinci koşu. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1200 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. 1 numaralı Lion Empire aradan sonra çok başarılı üç yarış koştu. Birinde buradaki rakiplerinden bazılarını geçmişti. Sonraki yarışlarında ise sert gruplarda başarılı ikincilikler elde etti. Bugün grup kendisi için çok uygun. Hayatının en iyi durumundayken bu uygun grupları affetmemesi gerekir. Bizce yakın aralarla da olsa bir şekilde kazanacaktır. Banko yazılabilir. üçüncü koşu. Üç yaşlı Arapların, meydan yarışı, 1400 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. 9 numaralı Mahinur'um, ilk iki yarışında çok başarılı koşarak kapasitesini ispatladı. Bugün yarış erken süratlenirse, sonlarda bu rakipleri avlayacaktır. Ancak bunun için sprint mesafesini çok iyi ayarlaması gerekir. Biz yanına sigorta amaçlı, bir takip atımızı eklemek istiyoruz. 4 numaralı Sonak Tolgalı, bugün Ekürü Avantajı ve Tolga Yıldız ile yarışacak. Teşviklere ihtiyaç duyan ve geç ivmelenen bir isim. Binicisi yarışı önlere yakın takip ederse ve düzlüğe gelinmeden sprintine başlarsa, gücünü erken alacaktır ve düzlükte bu rakiplerini geçecektir. Bizce mutlaka kuponlarda olması gerekir. Bu koşu için sıralamamız, 9-3 şeklindedir. Dördüncü koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, kısa vade 6 yarışı, 1400 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. Yüksek yarış kazanma karakterine sahip, güçlü ve formda atların bir araya geldiği bu koşuda, ayırım yapmamak gerekir. 3 numaralı You Are The Best'in liderliği alacağı bu koşuda, 2 numaralı Likaki ve 1 numaralı Osiris, onu yakın takip edecektir. Yarışta 3 at olduğu için ağır temponun öndeki ata olumlu bir etkisi olmayacak. Bu 3 atın her biri farklı ilden geliyor. Kocaeli'de buluşan bu üçlüden gününde olan kazanacaktır. Bu koşu için sıralamamız 3 2 1 şeklindedir. 5. koşu 3 yaşlı İngilizlerin, satış 2 yarışı, 2000 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. Bu koşu, aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın, başlangıç ayağı olacaktır. Antrenör değişikliği sonrası, çalışmalarında ve son yarışında değişim yaşadığı gözlemlenen 4 numaralı Simirna Storm'u, bugün ilk sıradan yazalım. Bu atın tek kazandığı yarış, geçen yıl Kocaeli pistindeki satış yarışıydı. Bunun da altını çizmek isteriz. İlk rakibi 1 numaralı bavikalın oğlu olacaktır. Kendisine uygun bir grup bulan bu safkan, bir bavikal temsilcisi olup, uzun mesafeyi her yerde iyi koşar. Daha sonra, ilgi çekici işleri ile dikkat çeken, 2 numaralı efe Mayhawk 6 numaralı dulat ve 8 numaralı zamaneyi yazıp bu ayağı geçelim. Bu koşu için sıralamamız, 4, 1, 2, 6, 8 şeklindedir. 6. Koşu 4 yaşlı Arapların, Handikap 15 yarışı, 1700 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Sarı Karınca'nın liderliği alacağı, Ranır ve Gencetay'ın onu rahat bırakmayacağı bu yarışta, ön sıralarda yarışı sürdürmesini beklediğimiz 11 numaralı şampiyon yüreğini ilk sıradan kuponlara ekleyelim. Boş kilosu ve mükemmel formu ile, bu tip şartlarda mutlaka iyi koşacaktır. 3 numaralı tiranlı sürekli iyi koşup kazanamayan bir isimdi. Bugün Tokaçoğlu idaresinde zincirleri kırabilir. 1 numaralı Çınar Tay, 2 numaralı Uzay Destanı ve 6 numaralı Selkutan da bugün iyi koşması beklenen isimlerdir. Bu arada 8 numaralı Sarı Karınca isimli attan biraz çekindiğimizi belirtelim. Uzun ara sonrası dinçlik yarışı yapacak. Kaliteli bir isim olup eğer önde çok rahat bırakılırsa çıktığı gibi bitirme ihtimali mevcut. Sigorta amaçlı kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşu için sıralamamız 11 3 1 2 6 8 şeklindedir. 7. koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap'ların kısa vade 6 yarışı 2000 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. Bu koşunun iki at dışına çıkması zor gözüküyor yarış içi şartlar, bir numaralı baba Arif'in lehine olacaktır. Ciddi rakibi 6 numaralı zafer meydanı, önde boş kalamayacak. Çünkü baba medet gibi süratli bir rakibi var. Eğer baba medet olmasaydı, zafer meydanı bizim net bankomuz olurdu. Onun varlığından dolayı, yarış erken süratleneceği için, şartlar baba Arif lehine gelişecek. Biz iki atın ayırımsız yazılması taraftarıyız. Sıralamamız, 1-6 şeklindedir. 8. koşu. 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının şartlı 2 yarışı 1200 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. Bir numaralı Zincirsiz tutsak bu rakiplerinden üstün bir isim. Fakat bugün birçok belirsizlik olduğu için riske girmemek gerekir. Hem il değişecek, hem ilk kez kum pistte çıkacak, hem de rakipleri ile arasında kilo farkı var. Bizce Zincirsiz tutsak burada eksik koşarsa işler karışır tüm tayların kazanma şansı olur. Rakipleri sırası ile, 2 numaralı Doruk, 4 numaralı Emir Fırtınası, 3 numaralı Azra Kız, 5 numaralı Fato Kızı ve 6 numaralı Şengal Göl olacaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 2, 4, 3, 5, 6 şeklindedir. Dokuzuncu koşu. 3 yaşlı Arapların, maiden yarışı, 1400 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Damastır, yarışlarında diri gözüküyor ama düzlükte teşviklere beklenildiği gibi cevap vermiyor. Eğer bu sorunu halledilmişse, bu yarışı kazanır. Aksi durumda, 1 numaralı Altın Fırat devreye girecektir. Kocaeli pistinde bir yarış gören bu tay, düzlükteki atakları ile dikkat çekmişti. Yakın ara bitirdiği yarışta, oldukça diri görüntüsüyle sonraki ilk yarışında iddialı olacağını belli etti. Bugün aprantisi iyi idare eder ve trafik sorunu yaşamazsa, kazanmaya yakındır. Mutlaka kuponlarda olsun. Bu koşudaki sıralamamız, 4-1 şeklindedir. Onuncu koşu. 4 ve yukarı yaşlı dişi Arap atlarının handikap 14 yarışı 1400 metre mesafeli kum pistte koşulacaktır. 5 numaralı Gülay'ın Kocaeli pistindeki ilk yarışı çok beğenildi. Bugün aynı binicisi ile çok daha iddialı olacağını düşünüyoruz. Alternatif banko olarak yazılabilir. Yanına sadece bir isim önereceğiz. Startta kalmazsa diye çekindiğimiz 3 numaralı amofta, güçlü bir isim olup, öndere yakın konumlanıp yerinde sprintine başlarsa, rakip tanımayabilir. İstanbul'da hazırlanıp gelen amoftayı, sağlam kuponlar ekleyebilirler. Bu koşudaki sıralamamız, 5-3 şeklindedir. Kocaeli yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri mutlaka takip etmenizi öneririz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.